Yabani Güvercin, Nur Muhammed Yasin Örkişi. Yine o masmavi gökyüzünde uçmaktayım. Rüyada mıyım, uyanık mıyım, yoksa her ikisi de mi anlayamadım. Kanatlarımın altından gürül gürül rüzgarlar geçiyor. Şu anda yüksek bir ruh haletine erişiyorum. Vücudumdaki güç kuvvet arttıkça artmakta. Rengarenk gökyüzü parlak güneş ışığına bürünmüş, kasvetsiz bir dünya. Bu ne kadar güzel bir manzara. Daha da moral bularak oldukça yükseklere, yukarılara çıktım. Gözümün önündeki görünüm giderek kayboluyordu. Artık dünya daha da genişleyip baktıkça yemyeşil bir sofraya dönüşüyordu. Bunlar daha önce benim hiç görmediğim manzaralar ve görmediğim yerlerdi. Fakat buraları kendi mekanımmış gibi hissediyordum. Her yer aynı şekilde güzel görünüyordu. Aniden önümde mahalleler, evler göründü. Aşağıda bazı küçük şeyler kıpırdayıp duruyordu. Ben onların annemin anlattığı insanlar olduğunu tahmin ettim. Fakat onlar bana o kadar da tehlikeli görünmediler. Annem yaşlanmış olsa gerek diye düşündüm. Yeryüzünde biçareler gibi emekleyerek dolaşan o canlıların gökyüzünde uçmakta olan bizlerden daha kudretli olduklarına kesinlikle inanmak istemedim. Belki benim onları anlamaya hafsalam yeterli gelmemiş olabilir. Her şeye rağmen ben insanların o kadar da tehlikeli olabileceklerine ihtimal vermedim. İnsanların içlerinde sakladıkları marifetleri çok. Eğer dikkatli olmazsan onlar seni bir anda mapus hale getirir, demişti. Birden onların içlerindeki marifetlerini görmek istedim. Neden onların marifetlerini içlerine sakladıklarına aklım hiç ermiyordu. Yavaş yavaş alçalarak mahallelerin etrafında dönmeye başladım. Artık her şey daha açık seçik görünmeye başlamıştı. Burada insanlardan başka koyun, inek, tavuk ve daha önce hiç görmediğim birçok şey vardı. Bir grup güvercin havada uçuyorlardı. Bir başka grupsa güvercinlerin konması için yapılmış olan tünek denilen şeylere tünemiş oturuyorlardı. Onlarla daha yakın olmak için yanlarına gelerek kondum. Sohbet etmek için mi yoksa dinlemek için mi kondum tam olarak hatırlamıyordum. O anki duygularım, düşüncelerim belirsizdi. Her nasılsa ben onların durumlarına imrenmiştim. "Nereden geldin?" dedi onların arasındaki yaşça biraz büyük olanı. Ben onun bu grup içerisindekilerin başı olmadığını tahmin edemedim. Onun kim olduğu benim için önemli değildi. Çünkü ben bu grubun üyesi olmadığım için onun bana göre bir öneminin olması mümkün değildi. Böğürtlen Ovası'ndan, dedim. Dedem anlatmıştı. Bizim ecdatlarımız da oradanmış. Ben oranın aylarca süren mesafede olduğunu duymuştum. Normalde biz ulaşılması günlerce süren yerlere uçarak gidemeyiz. Belki sen de gideceğin hedefi şaşırarak gruptan ayrı düşmüş ve buralara gelmiş olmalısın. Ben onun birkaç günlük mesafeye uçamayacağını duyunca çok şaşırdım. Belki de yaşlandı diye düşündüm. Onun söylediği Böğürtlen Ovası benim geldiğim Böğürtlen Ovası mı değil mi tam olarak kestiremedim. Eğer onun dedesi benim geldiğim ovadan gelmişse biz aynı topluluktan birbirimizle akraba olmalıydık. Ben buraya yolumu şaşırarak değil, uçuş talimleri yaparken gelmiş bulundum. Birkaç güne kadar hiçbir şey yemeden uçabilirim, dedim cevaben. O bana hayretle baktı. Herhalde sen yabani güvercinsin. Onların hepsi öyle diyorlar. Fakat bizde öyle cengaverlik yok. Tünek ve kafesten başka bir şey düşünmeyiz. Ben de şu mahalleden uzağa hiç geçmedim. Geçsen ne olacak? Konayım dersem tüneyim, yatayım dersem kafesim hazır duruyor. Eziyet çekmekte iş mi? Üstüne üstlük burada çoluk çocuk sahibi oldum. Bundan sonra uçarak nereye gidebilirim? Sahibimiz de iyi bakıyor. Yaşlı güvercin gagasıyla teleklerini tırmaladı. Duydum ki insanlar çok korkunçmuş. Onlar bizi yakalarlarsa ruhumuzu köle yaparlarmış. Bu doğru mu? Ruh mu? Yanımdaki küçük güvercin hayret etti. Dede, ruh nedir? Bu defa da onun ruhun ne olduğunu bilmemesine ben hayret ettim. Bu güvercinler yavrularını nasıl eğitiyorlar? Ruhsuz bir yaşamın ne anlamı var? Ruhsuzluk onları ne hale düşürmüş?
Onlar niçin bunu düşünmüyorlar? Gerçi ruhun özgürlüğünü hediye etmek, isteyince elde etmek mümkün olmasa da bu zavallı güvercinler için ruhi özgürlüğü olan bir mekanın ne kadar zaruri olduğunu derinden hissettim. Onlar ruh denilen sözü asla duymamış gibi davranıyorlardı. Yaşlı güvercin deminki soru soran güvercinin başını okşarken konuşmaya başladı. Ruhun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Onu ben de dedemden duymuştum. Şimdi ikinci defa duyuyorum. Dedeme de dedesi anlatmış. Belki dedesine de dedesi anlatmış olsa gerek. Dedem her zaman bizde ruh yok olalı çok uzun zaman olmuş derdi. Belki bu güvercinin söylediği yok olalı çok uzun zaman olan o ruh olsa gerek. Bizde şimdi ruh denilen şeyin gölgesi bile kalmadı. Yaşça büyük olan güvercin bana döndü. Söylesene oğlum, sen ruhun nasıl bir şey olduğunu biliyor musun? Afallamıştım. Ya kendim söylediğim söze kendim cevap veremezsem diye endişeye kapıldım. Hayır, henüz bilmiyorum. Fakat annem, sende babandaki kahramanlık ruhu var. O her geçen gün pekişip olgunlaşıyor demişti. O yetişip olgunlaştığında kesinlikle öğrenirim. Demek sende babanın ruhu olgunlaşıyor. Fakat değil sadece babaların, bütün güvercinler topluluğunun ruhu da çoktan yok oldu. Annelerimiz bize ezelden beri ruh konusunda bir şey anlatmadı. Babalarımızdan da bu konuda herhangi bir şey duymadık. Şimdiki devirde ise ben bu sözü çocuklara anmayı bile unutmuşum. Bu yüzden biz ruhsuzluk devrine çoktan adım atmışız. Şu kaybolan ruhumuzun nasıl bir şey olduğunu bir öğrensek çok iyi olurdu. Yaşlı güvercin derin bir iç çekti. Sizler bu ruhsuzluğunuz yüzünden dedelerinizden torunlarınıza, insanlara köle olarak bu dünyadan göçer gidersiniz. Onların istedikleri zaman yiyebilecekleri yemeğe dönüşürsünüz. Onlar sizi kölelikte öyle bir dereceye düşürmüşler ki sizi serbest bıraksalar bile hiçbir yere gidemeden onların sınırları içinde uçarsınız. Azıcık yemden ayrı kalmayı göze alamaz ve bu yüzden de torunlarınızı bile köleliğe teslim edersiniz. Sizlere bizlerin güvercin topluluğundaki gibi bir önder gerekiyor. Fakat bu tavrınızla sizlerden öyle büyük bir beklenti içine girmek de yanlış olacak. Siz öncelikle ruhlarınızdaki kölelik duygusundan kurtulmalısınız. En önemlisi de ruhun ne olduğunu öğrenmelisiniz. Neden benimle gelerek annemden sorup öğrenmiyorsunuz? Dedim. Yaşı büyük olan güvercinin duygularına ortak olarak yaşlı güvercinin öğrenmesini mi istedim, yoksa kendim mi öğrenmeyi istedim, buna tam emin değildim. Belki de her iki düşünce beynimde eşit olarak depreşiyordu. Bir ayağım mezara sarktı. Böylesine tehlikesiz bir kafesim varken ruh arayarak nereye gideyim? Üstelik ruhun ne demek olduğunu bilmeden onu bulsam bile bana ne faydası olacak? Hem varsın, ruh olmasın, ne çıkar? Kafesim tehlikesiz yaşamaya müsait bir yer. Bir de hiçbir işe yaramayan ruh denilen o şeyi taşımak ne tür büyük bir hamallık. Yaşı büyük olan güvercinin sözlerini düşünmeye başladım. Söyledikleri bir yandan doğru ama bir yandan da yanlıştı. Hiçbir yaşama inancı ve ruhu olmayan bir güvercinle ruh konusunda konuşmak bana utanılacak bir iş yapıyormuşum hissini verdi. Gidip bu işi annemden bir sorayım diye düşündüm. Bir grup güvercin daha yanımıza gelip kondu. Daha sonra kendi aralarında mırıldandılar. Onların bazı sözlerini hiç anlamadım. Belki kendi dillerinde konuşmuş olsalar gerek. Normalde bizim taraflara da böyle başka diyarlardan gelenler olabiliyordu. Onlar kimlerdi? Genç olanı büyük güvercinin dostu mu yoksa topluluktan mı bilemedim. Benimle konuşmak mı istiyor yoksa kendi aralarında sohbet mi ediyorlar hiç anlayamadım. İyi misin kuzum? Yaşça büyük olan güvercin yanındaki küçük bir güvercinin teleklerini gagalayıp sevdi. İyi değilim, karnım çok acıktı. Niçin annem artık yem vermiyor? O yem ya da darı gibi bir sözcükten bahsetti. Belki çedene ya da kendir demiş olabilir. Her neyse,
benim anlamını bilmediğim değişik bir sözdü. İnsanların idare ettiği bu güvercinler de bir tuhafmış doğrusu. Yiyecek şeyler içinde her türlü isimler veriyorlar diye şaşırdım. Annen yeni kardeşlerinin dünyaya gelişi için güç toplamazsa olmaz. İnsanlar gelip yem verene kadar bekle olur mu? Hayır, bekleyemem. Yemreğe gidip kendim yem bulup yiyip geleceğim. Sevgili kuzum, sözümü dinle. Oraya gitmen çok tehlikeli olur. Seni kötü adamlar yakalayıp yerler. Gitme, olur mu? Küçük güvercin somurtarak sessizleşti. Dikkatli bakınca bu gruptaki güvercinler bu yaşlıca güvercinin sözünü daha çok dinliyorlar gibiydi. Ben onların kendisini yakalayıp yiyecek olan o insanlarla birlikte yaşadıklarına bir türlü akıl erdiremedim. Belki de ben yeme sözünü yanlış anlamış olabilirim. Belki de bu sözün iyi bakılma demek gibi bir söz olması ihtimali de var. Ya da bu yabancı dillerden gelmiş bir sözse ben bu sözü yanlış yorumlamış olabilirim. Fakat her ne anlama gelirse gelsin, benim düşünceme göre bütün güvercinlerin bilmesi gereken önemli bir sözdü. Annem de bana her zaman insanların bizi yakalayıp yemelerinden korunmak gerektiğini tembihlerdi. Fakat bu sözün anlamı şu anda başka bir şey çağrıştırıyor gibiydi. Çünkü buradaki güvercinler insanların kendilerini yakalayıp yiyeceğinden tedirgin olsalar şu anda insanlarla bir arada durmazlardı. Kanatlarının gücüyle istedikleri yere uçup gidebilirlerdi. Herhalde bunlar kanatlarının varlığını bile unutmuş olsalar gerekti. Belki yaşamaya alıştıkları kafeslerinden ayrılmayı göze alamayışlarındandı. Öyleyse bizim sahibimiz iyi mi? Küçük güvercin yaşlı güvercine sorularını sıralamaya başladı. Elbette iyi. Ama o da bizi başka insanlar gibi yakalayıp yiyebilir. Bu onlara benzemez. O bizi kafesin içinde beslediğine göre yakalayıp yemeye de hakkı vardır. Buna hiçbirimiz karşı çıkamayız. Sonunda yeme sözünün geçerli anlamıyla söylendiğini anladım. Bu söz hakkında deminden beri boş yere akıl yürütmüştüm. Fakat sahibimizin verdiği yemleri büyükler yiyor ve bize yetmiyor. Ben ne yapacağım? Çaresiz, ben günden güne zayıf düşerek yaşamak durumunda kalıyorum. Sen de yavaş yavaş büyürsün. Büyüklerden nasıl yemen gerektiğini öğrenirsin. Yemen gereken şeyleri kesinlikle başkalarına vermezsin. Bizim yaşadığımız yer böyle oğlum. Fakat dede. Tamam kuzum, çok konuştun. Güvercin dediğin kanaatkar olmalı. Fazla tamahkar olmamalı, anladın mı? Onun özgürlüğünü çok kısıtlıyorsun, dedim. Ona daha iyi imkanlar verin. O da kendi özgürlüğünü gereğince yaşasın. Yaşlı güvercinin sözlerinin arasına laf sokuşturmak istemesem de suskunluğumu daha fazla sürdürmek istemedim. Bence böyle dengesiz bir yer, güvercinlerin birbirlerine duydukları sevecenliklerini yok etmeye doğru sürükler. Hey, sen bizim durumumuzu anlamıyorsun. Sahibimizi öfkelendirmememiz gerekiyor. Eğer birkaçımız onun belirlediği sınırlardan çıkacak olursak, o hepimizi kafese kilitler. Aylarca dışarı çıkamayız. O zaman şimdiki şu küçücük tüneklerden de mahrum kalırız. Kafesin nasıl bir şey olduğuna bir türlü aklım ermedi. Güvercinler hem ona hapsolmaktan hem de ondan ayrı düşmekten çok korkuyorlardı. Güvercinlerin en düşüncesizlerinin insanların arasındaki güvercinler olduğu kanaatine vardım. Bu düşüncemi dedeye anlatmak istedim. Fakat söyledim mi, söylemedim mi hatırımda kalmadı. Belki de bu kelime olumlu ya da olumsuz bir anlam ifade etmiyordu. Siz büyükler zayıfların rızkını yiyor, onların karşı çıkışlarını da yasaklıyorsunuz. Üstelik onlara yaptığınızın doğru bir şey olduğunu da anlatmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir ortam güvercin yavrularının büyümesine nasıl uygun olur? Sizler nasıl bir halde yaşamakta olduğunuzu anlamayacak derecede kendinizi kaybetmişsiniz. Rezillikte insanlara ulaşmanıza çok az kalmış, dedim. İnsanlara dil uzatılmaz. Onlar olmasa bizim bugünümüz de olmaz. Menfi propagandalarını başka yerde yap, dedi dede sinirlenerek. Ben dedenin iyi niyetli olmama rağmen bana bu kadar sinirlenmesine anlam veremedim. Belki o maksadımı anlamamış olabilir. Herhalde tekrar anlatmak gerekiyor. Sizlerde mesuliyet duygusu diye bir şey yokmuş.
öz evlatlarınızı göz göre göre ateşe atıyorsunuz. Sözlerimin devamını daha etkili anlatırım diye düşündüm. Fakat o arada trak diye bir sesle ayağım şiddetle ağrıdı. Uçmak için kanat çırptıysam da kanadım boşlukta asılı kaldı. Güvercinler pır diye uçtular. Ve daha sonra etrafımda dönerek uçmaya başladılar. Özgür yaşamaktan bahsedene bakın. Sonunda sen de kafese girecek oldun. Hadi şimdi de büyük konuş da görelim. Kapana kısıldığımı hissettim. Yaşlı güvercinin sabahtan beri lafa tutarak sahibinin aniden yakalaması için beni aldattığını anladım. Kalbim sonsuz bir acıyla doldu. Bana gelen bu tehlike insanlardan değil, belki küçücük bir menfaate aldanan öz kardeşlerimden gelmişti. Onların insanlarla anlaşarak beni teslim etmeleri hiç aklıma gelmezdi. Bu durum beni o kadar çok üzdü ki kesinlikle insanların ellerine düşmemek gerekiyor şeklindeki düşüncem yıldırım hızıyla kafamın içinden geçti. İki ayağımı bir kurtarabilsem yine özgürlüğüme kavuşabilirdim. Onun için var gücümle iki tarafa çırpınmaya başladım. Yavrum ayağa kalk, ne oldu sana? Gözümü açtım ki annem başucumda duruyor. Allah'a şükür sağmışım diye düşündüm. İki ayağımı sıvazladım. İkisi de yerindeydi. Hiçbir şey olmamıştı. Sen kabus görmüşsün, dedi annem. Çok korkunç bir rüya gördüm, dedim. Annemi kucaklamış halde ve rüyamda gördüklerimi anneme anlattım. Sen bundan sonraki soyunun kaderini görmüşsün oğlum. İnsanlar her geçen gün bizim yaşadığımız yerlere yaklaşıyor. Onlar bizi ezelden beri yaşaya geldiğimiz topraklardan kovup çıkartmak, yerlerimizi elimizden almak, gelecekteki nesillerimizi dumura uğratıp kendi neslini tanımayan mankurtlara dönüştürmek istiyorlar. Belki de çok sürmeden buralara yüksek binalar ve fabrikalar yapılacak. O zaman gereksiz sanat eserleri, sis ve dumanlar arasında bizim bu güzel yaşama alanımız mahvolacak. Şehirler arasında kalan ırmaklarımız da şimdiki gibi şerbet misali sular değil, belki de pis sular akacak. İnsanların saldırganlıkları korkunçtur oğlum. Sen bunun farkına bile varamazsın. Senden sonraki nesillerin senin yaşadığın bu güzel ve temiz çevreyi göremeyecek maalesef. Doğduklarında dünya galiba böyleymiş diyecekler. Çaresiz onların işkencesi altına düşecekler. Onlar bizleri her geçen gün sıkıştırmaktalar. Hatta oldukça yaklaştılar. Bizim artık başka bir çıkış yolu bulmamız gerekiyor. Kendi kendimizi kurtarmazsak bizi kimseler kurtaramaz. Yürü, dışarı çıkalım. Galiba sana artık babanın kaderini anlatma zamanı geldi. Annem beni peşine takarak dışarı çıkarttı. Etraf tümden yabani ot, çöplerle dolmuş, hiçbir yol izine rastlanmayan genişçe bir ovaydı. Burası ırmak kıyısında yükselen sarp kayalıkların olduğu yerdi. Burada binlerce güvercin yuva yaparak yavrularını bırakıyordu. Hemen altımızda berrak bir şekilde akıp giden ırmak suyu bizlere adeta huzur veren bir ninni söylüyordu. Benim nazarımda burası dünyadaki en güzel, en güvenli yerdi. Eğer insanlar olmasaydı biz sonsuza kadar bu bereketli topraklarda yaşıyor olurduk. Hey insanlar, siz var ya kesinlikle... İşte bu senin mekanın. İşte buralar senin atalarının yaşadığı yerler. Senin deden, baban bu mekanı mamur hale getirip bu güvercinler topluluğuna liderlik yaparak yaşamışlardı. Bu sebeple bizim onların gözündeki itibarımız oldukça yüksektir. Böyle olunca topraklarımızdaki yükümüz de ağır. Ben baban gibi kahraman ve atik olasın diye her gün şafak vakti seni uyandırarak kilometrelerce uzaklara götürüp sana uçuş eğitimi yaptırıyorum. Kanatlarını kuvvetlendiriyorum, sorunlarını çözüyorum. Akıl ve zihnini keskinleştiriyorum. Her zaman uyanık durmanı öğütlüyorum. Sen şu anda bedensel olarak epey sağlamlaştın. Bundan sonra akıl yönünden de olgunlaşarak yetişmen gerekiyor. İnsanlara karşı her zaman uyanık ol. Onlar yerde yürüdükleri sürece bizlere sataşamazlar diye düşünme sakın. Tüfek denilen silahlarıyla onlar seni binlerce metre yükseklikten vurabilirler. Babanın nasıl öldüğünü biliyor musun? Hayır. Sen bana daha zamanı değil diyerek anlatmamıştın. Artık zamanı geldi. Ben günler önce buralarda birkaç insanın dolaştığını gördüm.
Demek oluyor ki onlar bizleri gözlerine kestirdiler. Bu yüzden onlar gelmeden önce kendimize daha güvenli bir yer bulmalıyız. Baban da işte o insanların elleriyle canından oldu. Anne söyler misin? Babam nasıl oldu da onların ellerine düştü? Annem bir an suskunlaştı. Üzüldüğünü düşündüm. O gün babam bir grup güvercini peşine takıp bize yiyecek bulmak için çıkmıştı. Normalde biz güvercinler kendimize tehlikenin ulaşamayacağı, yiyecekleri bol ve güvenli yerleri seçeriz. Baban güvercinlerin lideri olduğu için bu ağır görev onun omuzlarındaydı. Baban o gidişinde birkaç gün boyunca gelmedi. Onun için çok ama çok endişelendim. Normalde yarım günden daha fazla sürecek yollar söz konusu olduğunda yuvalarımızı taşırdık. Babanın o kadar uzağa yem aramak için gitmesi mümkün değildi. Yüreğim onun bir tehlikeye uğradığını seziyordu. O zamanlar sen ve kardeşlerin henüz yumurtadan çıkmıştınız. Bu sebeple sizleri bırakarak babanızı aramaya gidemedim. Aradan birkaç ay geçtikten sonra babanla yem aramaya giden güvercinlerden biri geri döndü. Hemen o anda tahminimin doğru çıktığını, babanın insanların kurduğu tuzağa düştüğünü anladım. Sonra onun sağ kalan dostları birer birer dönüp geldiler. Fakat babam bir daha asla dönmedi. Ben annem kendisini tutamayıp ağlar mı acaba diye düşündüm. Ama onun gözlerinde yaşlar yerine bir tür cesaret ışığı parlayıp duruyordu. Babam neden geri dönüp gelememiş? Hışımla sormuştum. Baban ki güvercinlerin padişahı, onda ona göre bir ruh olması gerekiyordu. Eğer o kendini koruyamıyorsa bu güvercinler topluluğunu nasıl koruyacaktı? Bir padişah başkalarının köleliği altında yaşadıktan sonra dönüp gelerek nasıl olur da bu topluluğa liderlik yapabilirdi? Onun için tek yol kesinlikle başkalarının köleliğine boyun eğmemekti. Baban insanlar tarafından yakalanarak kafese hapsolunduktan sonra biz yabani güvercinler şahlar topluluğunun adetleri gereğince kendi dilini ısırarak kopartmış. O bir dakika bile kafeste yaşamayı kendisine reva görmemiş. Kafes onun kızıl kanıyla boyanmış. Baban insanların verdiği yemi yemeyip, suyu da içmeyerek tamı tamına bir hafta yaşayıp sonunda onların ellerinde kahramanca kurban olmuş. İşte bu bizdeki hakiki özgürlük ruhu oğlum. Sen de baban gibi sonsuza kadar özgürlüğün koruyucusu ol. Anne, babam niçin başka güvercinler gibi fırsatını bularak kaçıp gelmedi? Baban çocuklarının köle olarak kalmasını istemez. Onlar babanı yakalayıp onu başka güvercinlerle eşleştirerek yavru elde etmek istemişler. Fakat kesinlikle gelecekteki soyu için böyle utanç verici bir yaşama alanında hayatta kalmaya babanın vicdanı el vermemiştir. Senin rüyanda gördüğün güvercinler de çocuklarını köleliğe terk ederek yaşamlarını devam ettiren güvercinlerin soyundan yavrum. Onlar şimdiye kadar insanların ellerinde ruhları köleleştirilmiş olarak yaşamaktadırlar. Böyle yaşamaktansa ölmek bin defa daha iyidir. Sen işte öyle kahraman bir güvercinin yavrususun. Ebediyen bu ruhu sakın kaybetme. Annemin sözleri uzun süre ruhumda sarsıntılara yol açtı. Öylesine bir kahraman babanın yavrusu olduğumdan sonsuz övünç duydum. Payıma düşen, son derece iftihar edeceğim şanslı bir ruhun vücudumda birdenbire baş kaldırdığını hissediyordum. Bütün kalbim, vücudum güç ve iftiharla doldu. Kalbimdeki bütün sevgimle annemi sıkıca kucakladım. Git oğlum, seni yurda ve güvercinler topluluğuna adadım. Onlar başsız kalmasın. Yakın zamandan beri insanlar bizleri her türlü korkunç yollarla yakalıyorlar. Bu yüzden sen bizim için daha güvenli yerler bul. Güle güle git oğlum. Kanatlarım annemin gözyaşlarıyla ıslandı. Gördüğüm rüyaların böyle bir seferin işareti olduğunu anladım. Kesinlikle insanların tuzağına düşmeyeceğimi düşündüm. Çok uzun süre uçtum. İlk önce suyun akış yönüne doğru uçtum. Daha sonra bir mahalleye giriverdim. Bu benim rüyamda gördüğüm o mahalle değildi. Hem o mahalle gibi korkunç da görünmüyordu. Fakat ben öyle bile olsa oradan çekinerek oldukça yüksekten uçtum.
Kanadımda yeterli gücüm vardı. Kulağımda artık insanların uğultusu değil, belki rüzgarların gürül gürül esen sesleri duyulmaya başladı. Bu uçuşumda kendi hedefimden fazla uzaklaşmamam gerekiyordu. Eğer çok uzaklaşacak olursam bizim göç etmemize kötü etki edecekti. Gerçeği söylemek gerekirse ben annemin göç etme fikrine pek o kadar taraftar değildim. Bizim yurdumuz oldukça yüksek ve dimdik uçurumların üstündeydi. Oraya değil insanlar, uçan kuşlar bile zorlukla konabilirdi. Biz atalarımızdan bugüne oraları yurt edinerek güven içinde yaşaya gelmiştik. Şimdilerde ise oralardan göç etmeye hazırlanıyorduk. İnsanların o kadar da güçlü oldukları belli değil. İşte şimdi insanların üzerinde uçmaktayım. Hiçbir tehlikesini sezinlemedim. Belki annem fazlaca hassaslaşmış, bunu abartmış olsa gerek. Gece olup etraf zifiri karanlığa gömüldü. Bir gün boyunca uçmaktan yorgun düşmüştüm. Gerçi insanların olduğu bu yerlere konma fikri hoşuma gitmese de karanlıkta hedeften kopmamak için dinlenmem gerekiyordu. Güney, kuzey ve batı taraflarındaki gözlemlerimi tamamladım. Buralarda bizim yaşayacağımız kadar iyi bir yere rastlamadım. Belki de çok yüksekten uçmamdan olsa gerek. Yarın doğu taraflarını dolaşmak için alçaktan uçmaya karar verdim. Gece yıldızları üzerimde parlıyorlardı. Ben böylesine güzelliklerle dolu bir dünyada bu kadar korku içinde yaşamanın ahmaklık olduğunu düşündüm. Yavaş yavaş alçalarak bir ağacın tepesine kondum. Yarın nasıl bir manzarayla karşılaşacağım belli değildi. Ben haddinden fazla bir ihtiyatla yüksekten uçtuğum için gönlüme göre yurt edinilecek bir mekana henüz rastlamamıştım. Bu yüzden yarın yöntemimi değiştirip daha aşağılardan uçmaya karar verdim. Cezbedici bir ses beni tatlı uykumdan uyandırdı. Yorgun olduğum için öylesine tatlı bir uykuya dalmışım ki bir grup güvercin etrafımda uçup duruyordu. Onların kanatlarının çıkardığı sesler kulağa çok hoş geliyordu. Hayretler içinde kalmıştım. Hepsi de tıpkı bana benzeyen güvercinlerdi. Onlar hem benim rüyamda gördüğüm güvercinlere benziyorlardı hem de benzemiyorlardı. Dün bütün gün boyunca hiçbir şey yemeden uçtuğum için şimdi karnım çok açtı. Onlara buralarda güven içinde yayılabileceğimiz bir yerin olup olmadığını sormaya karar verdim. Hepsi birdenbire yönlerini değiştirip mahalle dışına doğru uçmaya başladılar. Ben de onların peşine takıldım. ''Nereye gidiyorsunuz?'' Biraz geride kalan birine sordum. ''Harmana.'' ''Orada ne yapacaksınız?'' ''Yem arayacağız.'' ''Yem dediğiniz sizin yiyeceğiniz şeyler mi?'' O bana sanki yabancı bir mahluka bakar gibi garip bir şekilde adeta gözleri yuvalarından dışarı fırlamışçasına bir bakış fırlattı. ''Sen yabani güvercinsin değil mi?'' ''Öyle, ben Böğürtlen Ovası'ndan geldim.'' Ben de güvercinleri takip ederek harman yerine indim. Burada gerçekten toprağa gömülü kalmış olan buğdaylar vardı. Tadı o kadar da güzeldi ki burası çok uygunmuş diye baktım. Burada insanlara ait bir iz de görünmüyordu. Diğer güvercinlerin tasasız duruşlarına bakarak ben de rahatça karnımı doyurmaya koyuldum. Dış dünya kesinlikle öyle annemin anlattığı gibi tehlikelerle dolu değildi. Tasasız bir şekilde önündeki kocaman bir buğday tanesini başımı uzattım. Şiddetli bir şekilde patlayıp gelen bir tür güç boğazımı sıktı. Çok hızlı bir şekilde yükselip kendimi kenara atmak istedim. Fakat gizli bir güç beni aynı hızla yere çekip indirdi. Kendimi yerden yere vurmaya başladım. Güvercinler gür diye havalanıp uçup gittiler. Sonunda halsiz düşerek yatıp kaldım. Bu benim rüyamda gördüğüm o manzaraya çok benziyordu. İnsanların ellerine mi düştüm diye düşünmeye başladım. Fakat şimdi yakın çevrede hiç kimseler görünmüyordu. Ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Bir ara aniden yanı başında iki insan belirdi. Ah, insanların ellerine düşmüşüm dedim. Fakat onlar benim boynumu sıkıp duran oldukça fazla orandaki gücü gevşetti. ''Ha, yabani güvercinmiş.'' dedi onların içinden biraz genç olanı. ''Sıkı tut, kaçmasın, kanatlarını bağlayalım.'' Onlar birlikte kanatlarımı bağlayıp daha sonra boynumdan tutarak gözlerime bakmaya başladı. ''Vay be, çok iyiymiş.'' Büyük olanı beni eline alıp uzun uzun baktı. ''Bunun bize faydası yok, bırakalım gitsin. O çoktan dilini ısırıp kopartmış. Böyle güvercinlere rastlanıldığında bırakmaktan başka çare yok.''
Normalde güvercinlerin liderleri böyle olur. Hiç olmazsa onu biraz çoğaltalım. O artık yem yemez, su içmez, ta ölene kadar seninle inatlaşır. Göz göre göre bırakacak mıyım? Dedi genç olan. Sen bilirsin. Çok geçmeden sözlerimin doğru olduğunu göreceksin. Ben de daha önce böyle bir güvercin yakalamıştım. Bırakmaya kıyamadım, bir hafta içinde öldü gitti. Bak ben bunu kesin alıştıracağım, dedi o. Hiçbir zaman senin ellerine alışmayacağım. Bir çaresini bulup kesin kaçacağım diye düşündüm. İçimden annemin sözünü aklımda tutmayıp bu duruma düştüğüm için büyük bir utanç duydum. Bütün gücümle çırpınarak onun elinden kurtulup uçtumsa da fazla uzağa gidemeden yere adeta bir kerpiç parçası gibi pat diye düştüm. Baş belası. İyi ki de kanatlarını bağlamışım. Yoksa kim bilir nerelere uçacaktın. O beni torba gibi bir şeyin içine koyarak bilmediğim bir yerlere götürdü. Daha sonra kanatlarımı iyice sıkarak tel örgünün içine kapattı. Bu tel kafesin içindeki birkaç güvercin gurr diye bir sesle bir köşeye sıkıştılar. Görünüşe bakılırsa aç kalmış olmalısın. Öyle olmasaydı bir tek darı tanesi için benim tuzağımda çırpınıp yatmazdın. O kafese bir avuç yem attıktan sonra suda bıraktı. Güvercinler gurr diye toplanıp yem yemeye başladılar. Fakat benim nefretim öyle bir dereceye ulaştı ki mümkün olsa o anda kendimi kafese çarpıp intihar etmek isterdim. Fakat kanadım çok sıkı bağlanmış olduğundan hiç kıpırdayamadım. Başımı güçlükle kaldırarak henüz yükselmiş olan güneşin ışıklarına baktım. Ah, evden ayrıldıktan sonra daha bir gün geçmeden insanların eline düşmüştüm. Annem şu halimi görse kim bilir bana ne derdi. Mecalsiz bir şekilde kursağımı yere koyup yattım. Rüyamda annemi gördüm. O masmavi gökyüzünden beni yanına çağırıyormuş. Birden yanında babam da belirdi. Onun o heybetli duruşu beni oldukça imrendirdi. Onlar beni yanlarına çağırıyorlardı. Belki de benim kulağıma öyle geldi. Ben onlara doğru uçtum. Ben uçtukça onlar benden uzaklaştılar. Ben durunca onlar da duruyorlardı. Uçmaktan ağzım kurumuştu. Anne, su! Diyerek uyandım. Başucumda deminki adam konuşuyordu. Bu çok inatçı bir güvercinmiş. 5 gündür hiçbir şey yemedi. Ona bakmanın hiçbir faydası yok demedim mi? Bu o günkü yaşça büyük olan kişiydi. Bundan sonra böyle durmaya devam ederse ölür. Hiç olmazsa çocuklarıma haşlama yapayım. Ondan ne kadar haşlama çıkar ki? Belki bundan sonra yersen senin sağlığını bozma ihtimali de var. İyisini salıver. Böyle iyi cins asil bir güvercinin göz göre göre ölümüne sebep olmak olmaz. E ama onu salıversek de bize hiçbir faydası olmaz. Şimdi de faydası yok. Ta baştan haşlamasını yapacakmışız. Sarkıp duran kanadımı birazcık düzelttikten sonra beni yere bıraktı. Gökyüzünde güneş güçlü bir ışık saçıyordu. Bütün vücudumdaki gücümü topladım ve gökyüzüne doğru uçmaya çalıştım. Fakat tel kafes yine yolumu kesiyordu. Ben kaç günden beri ona kendimi vurarak onu parçalayıp geçemeyeceğimi anlamıştım. Fakat vücudumda biraz güç toplanıp kendime geldiğim an bir girişimde bulunacaktım. Benim parçalayarak geçmeyi düşündüğüm bu tel kafes çok sağlam yapılmıştı. Onda insanların yüksek akıl ve feraseti toplanmış olup onun dışındaki bütün özgürlüğü görmek mümkündü. Fakat ona kesinlikle erişmek mümkün değildi. Kafes içindeki havayla dışarıdaki hava aynıydı. Fakat yaşayış şekli benzemiyordu. Bu tel kafesi ören insanların niyetleri öylesine kara, bari öylesine katıydı ki kendi özgürlüğü için soluk almadan mücadele etmekte olan bu küçücük canın cesareti onları zerre kadar etkilemiyordu. Artık onlara hiçbir faydam dokunmayacağını bilmelerine rağmen benim ruhumu köreleştirmek istiyorlardı. Candan başka hiçbir şey kalmayan bu küçücük vücuduma işkence yapmak suretiyle kendi maksatlarına erişmek istiyorlardı. En kötüsü de ben ölmek istesem bile ölemeyecek hale getirmişlerdi beni. İçimden şöyle geçiriyordum. Ey özgürlüğün katili olan acımasız insan, ya ölmeme izin ver ya da özgürlüğümü geri ver. Aniden burnuma tanıdık bir koku geldi. Vücudumda birdenbire bir güç toplandı.
Anne! Heyecan içinde başımı kaldırdım. Annemin gözleri bir tür ciddiyetle parlıyordu. O, benim yolunmuş, buruşmuş ve adeta eski bir keçeye dönmüş kanatlarıma, sarkık vaziyetteki gagama bir tür acıma hissiyle baktı. Anne affet. Bana olan güvenini yere düşürdüm. Ben kesinlikle senin evladın olmaya layık değilmişim. Bir suçlu gibi başımı önüme eğdim. Bütün vücudumu bir utanç sardı. Neden annem gelene kadar intihar etmediğime hayıflandım. Hayır, sen yapabileceğin her şeyi yaptın. Şimdi artık onu sonuçlandır. Fakat anne, ben artık bir mahpusa dönüştüm. Acizlikte öyle bir dereceye geldim ki intihar etmek istesem bile edemeyecek hale düştüm. Belli oluyor oğlum. Ben seni özgürlüğe eriştirmek için geldim. Fakat ben artık özgür olmak istemiyorum. Ben artık bu halimle kesinlikle senin evladın olmaya layık değilim. Ben sana özgürlük alıp geleceğim yavrum. Sen yine benim kahraman oğlum olacaksın. Senin kesinlikle köleler gibi değil, kahramanlar gibi ölmen gerek. Annem öyle diyerek ağzındaki yemleri çıkardı. Bu zehirli böğürtlen. Sen bunu yer yemez onların köleliğinden kurtulacaksın. Böylece toplumumuzun şerefini de korumuş olacaksın. Aklından çıkartma. Özgürlüğü ebediyen duygusallıkla elde etmek mümkün değildir. Onun için kan dökmek gerekir. Hadi, gaganı yaklaştır. Ben annemin kararlı bir şekilde parlayan gözlerine son defa baktım. O kadar sakin ve o kadar da cesurdu. Ben örselenmiş ve sarkık vaziyetteki gagamı ona uzattım. Bu, özgürlük için kurulmuş olan engellerin kurbanı olan en kuvvetli silahımdı. Fakat o acımasız engelleri gagalamaktan sonunda kırılıp bu hale gelmişti. Zehirli böğürtlen vücudumda özgürlüğün bir sesi olarak yerleşti. Sonunda özgür olarak ölme fırsatına sahip oldum diyerek mutlu oldum. Ruhum bir tür özgürlük içinde kasılmaya başladı. Gökyüzü öylesine berrak, etraf öylesine sessizdi ki dünya yine çok güzeldi. Köşedeki bir grup güvercin bana hayretle bakıp duruyorlardı. ...24 Mart 2004... Maralbaşı, Özgür Asya Radyosu. Nur Muhammed Yasin Örkişi kimdir? Nur Muhammed Yasin ...1974 yılının Kasım ayında Kaşgar vilayetinin Maralbaşı nahiyesinde bir çiftçi ailesinin çocuğu olarak dünyaya geldi. Nur Muhammed Yasin 12 yaşından itibaren Örkeş mahlasıyla edebiyat sahasına adım attı. O, Tarım Goncaları, Kaşgar Edebiyatı, Yarkent Gazetesi, Tarım, Tanrıdağ Dergisi, Kumul Edebiyatı, Yeni Kaştaşı, Kaşgar Gazetesi, Bulak Dergisi, İşçiler Vakit Gazetesi, İli Deryası Dergisi, Aksu Edebiyatı, Turpan Edebiyatı, İşçiler Hareketi Gazetesi, Urumçi Akşam Gazetesi dahil olmak üzere çok sayıda gazete ve dergilerde yazıları yayınlanmış, Oynayacak Çocuk Var mı, Sırlı Perde, Yüreğim Ağlar gibi şiir, hikaye, nesirler yayınlayıp Doğu Türkistanlılarca tanınan vatanperver, adaletperver bir yazar ve şairdir. Dünyadaki en büyük terörist güruh olan saldırgan komünist Çin, genç Uygur yazar ve şair Nur Muhammed Yasin'i Kaşgar Edebiyatı Dergisi'nin 2004 yılında yayınlanan 5. sayısına Gök Güvercin adında özgürlük ve hürriyeti yansıtan hikayeyi yazması sebebiyle gizlice tutukladı. Saldırgan Çin hükümetinin Nur Muhammed'e bölücülük ve bağımsızlığı ifade ediyor suçlaması isnat ettiği ifade edildi. Kaşgar Edebiyatı Dergisi'nin 2004 yılı 5. sayısının 2000 adet basılmış olduğu, terörist Çin hükümetinin dağıtımı yapılmış olan dergiyi toplattırmak için özel silahlı toplama timi tahsis ettiği öğrenildi. Çin hükümeti, Kaşgar Vilayeti Toplum Güvenliği Dairelerindeki görevlileri harekete geçirmenin dışında Kültür Dairesindeki memurları da mecburi olarak seferber etti. 2004 yılının Kasım ayı ortalarında Çin gizli polislerinin Nur Muhammed'i tutukladıktan sonra ailesi ve dostlarıyla dahi görüştürmediği, hapishanede vahşice usullerle işkenceler yapmakta oldukları öğrenildi.
Dinlemiş olduğunuz bu eser Tedbir Limited şirketi tarafından yaptırılmıştır.